Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, Ayhan Bora Kaplan Anlatımı 2 Gazeteci ve Halk TV program yapımcılarından Timur Soykan'ın Ayhan Bora Kaplan anlatımının ikinci bölümünde mafya, emniyet, siyaset, yargı ilişkilerine devam ediyorum. Skandal 3 Bakın Mahfuz Tatar cinayeti çok enteresan. Mahfuz Tatar kim biliyor musunuz? Tatar aşiretinin Şırnaklı aşiretin ünlülerinden, mensuplarından biri. Ayhan Bora Kaplan'ın mekanına geliyor ve görüntüde gördüğünüz fotoğrafta öldürüldüğü var. Ayhan Bora Kaplan'ın mekanına geliyor, içeri almıyorlar alkollü diye. Ben de aşirettenim diye bağırıyor, mekana küfrediyor. Ayhan Bora Kaplan duyuyor. İddianamedeki cinayet bu da. Diyor ki, bu mekana küfretti öyle mi? Gidin kalemini kırın diyor. İddiaya göre Semih Aslan ve Muhammed Kaplan eğlence mekanlarındaki bütün vale ve güvenlikler bunlara bağlı ya nereye gittiğini hemen öğreniyorlar odadaki güvenlikler. Silahlı bir çete bütün eğlence mekanlarını tutmuş. Mahfuz Tatar'ı çıkarken vuruyorlar öldürüyorlar. Serdar Sertçelik de bu işin içinde. Daha sonra gizli tanık olacak örgütün iki numaratıdır Serdar Sertçelik. Ondan sonra Mahfuz Tatar'ın aşireti geliyor Ayhan Bora Kaplan'a diyorlar ki sen bizim adamımızı öldürdün, kan parası vereceksin bir. İkincisi katilleri öldüreceksin. Yani benim adamımı öldürenleri sen de öldüreceksin. Yani vahşi batı, vahşi batı. Sonra anlaşıyorlar. İddianameye göre bu kişi Mahfuz Satar'ın aile baskısı üzerine o sırada Muhammed Kaplan yani şu tetikçi, şu ateş açan kişiler bir evde saklanıyorlar. Kuzey Ankara Toki konutlarında, aynı zamanda avukatının ve Ayhan Bora Kaplan'ın yerinde. Muhammed Kaplan 4 Eylül günü cinayeti işledikten sonra teslim oluyor ya. Sadece 6 saat sonra o saklandıkları evin önünde Semih Aslan'ın cesedini buluyorlar. Diyorlar ki 9. kattan atladı öldü. Aslan'ın ailesi diyor ki bu adam intihar edecek bir adam değildi. Aksine bu cinayeti işledi, aşirette kan istedi, Ayhan Bora Kaplan onu pencereden atarak öldürttü diyorlar. Bu dosya kapanıyor. Muhammed Kaplan ceza alıyor. Mahsun Tatar cinayetinden Semih Aslan'la ilgili kovuşturmaya yer yok kararı veriliyor ve intihar diye geçiyor kayıtlara. İşte bu da üçüncü skandal. Şule Aydın ne kadar kalıyor cezaevinde? Timur Soykan ki Muhammed Kaplan mı? Ya Şule o kadar doğru bir soru sordun ki. Bakın bu olayın, bu cinayetin işlendiği tarih 2016. 2020'de pandemi oldu ya. 2020'de Muhammed Kaplan dışarıda. 4 yıl sonra dışarıda ve bir iddiaya göre yine bir olaydan dolayı Ayhan Bora Kaplan iki bacağından vuruyor onu cezalandırmak için. Bu da başka bir olaydan dolayı ona ileride geleceğiz. Skandal 4 Şule Aydın İşkence gördük, cinayet gördük, hepsi de skandal dosyalar kapandı. Bir suç örgütü var, az önce dedin ya vahşi batı, bu insanların böyle olmasında sorun yok. Cezayı alır, emniyet, yargı, ilişki içinde kurtulursun dönüp bakıyoruz 15 Temmuz'da uzun namlulu silahlarla siyasetçilerin yanında poz vermeler. Timur Soykan, Ayhan Bora Kaplan, Serdar Sertçelik ve Muhammed Kaplan cinayetten hüküm alıp kısa sürede cezaevinden çıktılar. Ayhan Bora Kaplan 2011'de kasten öldürme suçundan 7,5 yıl hapis alıyor, indirimlerle 3 yıl 4 ay kalıyor. Murat Arel, Barış Terkoğlu da kişilik özellikleri bakımından 2 yıl ceza aldı. Timur Soykan 2 yıl ceza aldı ya akıl alır gibi değil. Barış Pehlivan. 7,5 yıl ceza verilmez arkadaşlar. 18'lik diye bir kavram vardır. Yani normalde en az 18 yıl yatarsın. Murat Arel. Ama işte burada öyle değil. Barış Behlivan Nasıl burada böyle değil ya? Timur Soykan. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Serdar Sertçelik'te 2008'de cinayetten hapse giriyor, cinayetten hüküm giriyor yani 6 yıl sonra tahliye oluyor adam. Barış Terkoğlu, ya imkansız biliyor musun? Timur Soykan, Bak 2015'te yaralama suçundan yine hapse giriyor. Kısa süre sonra yine tahliye oluyor. Ya gizli tanık var ya şu an sözlerine çok itibar edilen 15 suç kaydı var. Ayhan Bora Kaplan örgütünün de 2 numarası ve Muhammed Kaplan cinayetten girmişsin. Cinayetin görüntüsü de var. İtiraf etmişsin, kendin teslim olmuş ve bir de silahla teslim olmuş 2016'da. 2020'de dışarıda Serdar Serçelik gizli tanık ifadesini anlatıyor. Gördüm, geldi diyor işte şöyle yaptık böyle yaptık diyor bacaklarından vurdular diyor yarın ayhan bora kaplan anlatımı 3 ve skandal 5